Değerli izleyenler, Türkiye, Rusya ve Fransa'yı Libya'da perişan etti. Evet, Türkiye bunu nasıl yaptı ve şimdi ne dertleri? Neden kabus olduk bunlara? Evet, Libya'da her şey yolunda. Darbeci Hafter, Sisi gibi orada da hakimiyete geçecekti. Türkiye ne zaman devreye girdi, planlar bozuldu. Çünkü her yeri ele geçiren Hafter kutlama hazırlıklarına başlamış. Birkaç mahalle kalmış olan Trablus'ta oraları da ele geçirerek artık evet oradaki seçilmiş hükümeti denize dökeceklerdi. Akıllarında bu vardı ve büyük bir kıyım olacaktı. Mısrata'daki Koloğlu Türklerinin durumu da hiç iç açıcı olmayacaktı. Ama neler oldu neler, neler oldu neler. Mısrata'da halk bataryalarını çoktan, evet gider gitmez teknik ekibimiz yerleştirmişti bile. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa uçakları cirit atıyordu. Evet, isteyen uçak gidiyor, Trablus'taki hedefleri vuruyor. Bakın, darbeciye destekti bu ülkeler ve yasal bir hükümeti devirmek için harekat içindeydiler. Neredeydi Birleşmiş Milletler? Neredeydi? Kahraman Türk ordumuz. NATO'dan aldığı ve daha sonra modernize ettiği Havk füzelerini Mısrata'ya yerleştirdi. Şimdi bu uçaklar için neden Mısrata kulvarından kabus başladı? Tabii ki ona değineceğim. Evet, elini kolunu sallayarak atışlar gerçekleştiremeyen ve istediğini yapamayan Hafter unsurları çılgına dönüyordu. İşin garip tarafı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin aldığı onlarca Panzer hava savunma sistemi SİHA'larımızı durdurmak için yola çıkmıştı bile. Ruslar için çok büyük bir bozgundu. Evet, onlarca ülkeye satarak çok fahiş fiyatlarla önemli karlar elde eden Rusya'nın imajını Bayraktar SİHA'lar yerle bir ediyordu. Bunu tabii ki saklamaya, anlatmamaya çalıştı Rusya. Açıklamadı kayıplarını. Panzer sisteminin yetersizliği belli olunca Panzer sistemine eklemeler yapmaya, yani bu havaya uzanmış boruların yan kısmına daha kısa ve ince hava savunma sistemi olarak aparatlar eklettiler. Moskova'da tatbikatlar gerçekleştirdiler. Panzeri yenilemek için gece gündüz çalıştılar. Ama ne oldu? Evet, yine Panzer'e kabus oldu bizim SİHA bayraktarlarımız. O kadar vefakar ve cefakar personel vardı ki orada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği, kahramanlar, çok zor şartlar altında, Vatdi üssü civarından, güneyden ve doğudan gelen tüm atışlara rağmen, yer ve kalkış bölgelerini gizli tutarak ve yer devamlı güncelleyerek önemli zaferlere imza attılar. Hafter'in özellikle çılgınlarca o bölgedeki cephedeki güçlerini takviye için yolladığı tüm konvoylar SİHA'larımız tarafından bertaraf ediliyordu. Ve Hafter elinde şampanyayla Trablus'a kutlamaya gideceğim derken bir de baktı ki karşısında Türk ordusu beliriveriyordu. Evet, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, bunun yanında Yunanistan ve onu destekleyen Rusya ne yapacağını şaşırdı. Hoppala dediler. Libya bizim derken ellerinden kaçıyordu. Evet, Hafter öyle böyle değil. Bütün dengesi bozulmuştu. Sinir hastası olmuştu. Özellikle Mısmari sözcüsü vardı. Evet, Mısmari sözcüsüne küstahça açıklamalar yapıp Türkiye'yi tahrik etmeye çalışıyordu. Asıl amaçlarında şuydu Hafter'in asıl amaçları. Türkiye'nin buraya direkt Hafter'in unsurlarına güçlü bir hava harekatı ve askeri müdahale yapmasını sağlayarak işin içine batılı güçleri çekmekti. Yani Türkiye'nin eğittiği ve Türkiye'nin desteklediği orduyu durduramayacağını ve büyük kayıpları saklayamayan Hafter belli bir dirençten sonra bir bir terhune başta olmak üzere birçok bölgeyi elinden kaybediyordu. Yani demem odur ki bir anda Türkiye'nin desteklediği Libya ordusu Sirte sularına dayanmıştı bile. Evet, dünyanın ağzı açık izlediği ve Türkiye'nin yeni savaş konseptinde insansız hava araçlarıyla, milenyum savaş taktiğiyle
ve güçlü bir personel ve disiplinli ordusunun verdiği eğitimle harekete geçen Libya ordusu Hafter'e kabus yaşatmaya başlamıştı. Evet, Türk denizcilerini hedef gösteren ve Türk savaş gemilerine saldıracağını söyleyen Hafter bir komediye daha imza atıyordu. Evet, Türk savaş gemilerinin karşısına çıkamayan, başka devletlerinin ordu ve donanmaları olduğu zaman hareket edebilen çekingen Yunan donanmasına Hafter Türk donanması sanıp saldırmıştı bile. Evet, kendini zor kurtaran Yunan donanma savaş gemisi bırakın o bölgeye ateş etmeyi, sorunu ve çareyi kaçmakta bulmuştu. Evet, komedi filmlerine konuydu bu konu. Ama bu durumda tabii ki Türkiye'yi tek bu konuda Hafter tehdit etmiyordu. İşin içine Macron girmişti. Macron dozajı arttırmış, Libya'da olan ilgimizi Fransa'daki özellikle sömürge anlayışının sonunu getirecek olan bu adımları Türkiye'nin orada set olması Fransa'yı çılgına çeviriyordu. Macron çıldırmasın da kim çıldırsın? Evet, Macron iç politikada sıkışmış. Her gün sarı yelekler eylem yapıyor. İç politikada bir malzemesi yok. Popülitesi kalmamış. İşin garip tarafı, halkın bu kadar istifaya davet ettiği Macron'u belli güçler Fransa'da tutmaya devam ediyordu. Ve Macron da çareyi bulmuştu. Macron çareyi Türkiye'ye sataşmak ve Türkiye'ye devamlı iftiralar atmakta bulmuştu. Libya'daki durumumuzu işgal olarak görüyordu. Halbuki biz oraya yasal hükümetin temsilcisi, yani yasal hükümetin davetlisi olarak gelmiştik ve onlara destek sunmuştuk. İyi de yaptık. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya hükümetine verdiğimiz destekten normal ne olabilirdi? Ama bunu sömürge anlayışına sahip ve bu kültürde yerleşmiş ve oturduğu odadaki bu süsleri bile sömürgeden gelen paralarla yapan bir anlayışı nasıl anlatabilirdik, değil mi? Evet, Macron'un uçak gemisi ve Rafale uçakları bunun yanında birçok alanda askeri hamle tehditleri Türkiye'ye sökmedi. Türkiye Macron'un yaptığı tüm hamleye karşı donanmasını Akdeniz'e sürdü. Evet, hodri meydan dedi ve Türkiye'nin bu hamlesi karşısında Fransa geri adım attı ve özellikle Türk savaş gemisine yanaşan Fransız savaş gemisine Türkiye evet ya git ya da vururum dedi. Yani Türkiye dostane yaklaşan bir gemiye hiçbir zaman bir şey yapmaz. Ama Fransa'nın yaptığı tamamen Türkiye'yi çekindirmek, Libya hükümetine verilen desteği kestirmek ve Türkiye'yi sindirmekti. Macron burada da çuvalladı. Yani desteklediği darbeci Hafter artık önemli bir kan kaybına uğramıştı ve artık Libya'da ana aktör Türkiye'nin desteklediği, evet, Türkiye'nin desteklediği Libya hükümetiydi. Şimdi ne oldu? Ruslar uçak kaldırdılar. Evet, Sirte civarında Ruslar ne yaptılar? Uçak kaldırmışlardı MiG uçaklarıyla. Orada Libya ordusunu vurdular. Orada bir anlaşma imzalandı, ateşkes. Ve bunun sonucunda iki tarafta şu anda mevzide. En son 4 gün önce Wagner militanları Sirte ve Cufra arasında yeniden mevzilendiler. Evet, yeniden harekat içinde olmak istiyorlar. Mısır bizim Libya hükümetine yanaşıyor, görüşme trafiği oluşturuyor. Türkiye'de Mısır'la belli bir trafiği var. Ama şu husus var ki Türkiye'yi Libya'dan kimse sökemeyecek. Ama asıl sürpriz şimdi konumuzda. Evet, Türkiye'nin SİHA kararı, evet, uçak gemisine dikey kalkışlı SİHA projesi bölgedeki dengeleri değiştirecek nitelikte. Özellikle düşman HSS'li ve radarlarından kendisini saklayabilen, geniş bir müdahale yeteneğine sahip olabilen, havada uzun süre kalabilen bu güçlü silahlar insan riski de olmadığı için düşman unsurları için çok büyük tehlike. Yani Karadeniz'de uçak gemili savaş gemisi gibi birçok etkene tabii ki insanlar alışık ama SİHA savaş gemisi denince artık akıllara bizim için mükemmel bir fikir geliyor. Zafer geliyor, alan hakimiyeti geliyor, düşmanın çekilmesi ve kaçması geliyor. Yani neler neler değişecek. Yani kötü haberimiz gerçekten onlar için can sıkıcı. Evet, Ege'deki tüm Haçlı gemilerine buradan duyurulur. Geldiğiniz gibi gideceksiniz.